Herkese selamlar. Bugün sizlere Google Ads reklamcılıktan reklam vermeyi göstereceğim. İlk olarak buradan yeni kampanya diyoruz. Google Ads'in sitesine girerek. Videomuzun ne tür olacağını bize burada soruyor. Video yerine başka bir şey de reklam verebilirsiniz. Biz burada hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluşturun seçeneğini tıklayacağız. Çünkü bunlar genellikle web sitesi tasarımcılığıdır, elektronik ticarettir, o tarz muhabbetlerden dolayı verilen reklamlardır. Kampanya türümüz video. Kampanya alt türü özel video kampanyası. Yani atlanamayan reklamlar olsun, daha sonra bumper reklamlar olsun, o tarz reklamlarla ilgili yerleri. Ama bizim reklamımız her türlü reklam olabilir seçeneğinden dolayı onu işaretledik. Kampanya adımız. Genellikle buraya kendi videonuzun adını yazarsınız. Ben mesela bu videoyu kampanya adı olarak yazacağım. Fakat burada ufak bir detay var. Bu detay da şudur ki bütün hepsi büyük harfli olamaz. Ve ünlem işareti koyulamaz. Bu önemli bir detaydır. Şimdi ben bunları hemen düzeltiyorum. Evet, buraya kendi bütçenizi belirleyeceksiniz. Önceden buraya para aktardıysanız o parayı yazabilirsiniz. Veya önce reklamınızı verip daha sonra borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ben buraya 80 lira diye yazacağım. Size örnek olsun diyerek. Başlangıç tarihimiz bugün başlasın reklam. Bitiş tarihimizi normalde 2 hafta olarak da ayarlayabiliriz. Buradan kendimiz seçebiliriz. Bütçemize göre. Ya da kendimiz buradan ayrıyeten tarihte ekleyebiliriz. Ben mesela Şubat'ın 22'sinde bitsin diyorum. 7 gün boyunca devam eden 11 lira 43 kuruş değerinde günlük bütçe tutarı gibidir diye bize burada hesaplamasını göstermiş. A olarak buradan değiştirebiliriz. Ben değiştirmeyeceğim. Her yerde gözüksün istiyorum YouTube'da. Ülke olarak benim videom şu anlık sadece Türkiye'de gözüksün istedim. Dil olarak video dilimiz ve izleyici dilimiz Türkçe olsun istedim. Daha sonra buraya ilgili videolarımızı ekleyebiliriz. İlgili videolar kendi çektiğimiz videolar olabilir. Ben mesela buradan ilgili video olarak videomuzun linkini buradan kopyalıyorum. Paylaşılabilir bağlantı al. İlgili videolar kısmından şu birinci videomuz. Daha sonra şu da ikinci ilgili videomuz olsun. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve tamam diyerek devam ediyorum. Reklam grubu adı. Yine üstte yazmış olduğumuz kampanya adını buraya da yazabiliriz. Karışıklık olmasın diye birden fazla reklam vereceksiniz. Ya da ileride reklamlarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ondan dolayı. Gelelim erişmek istediğimiz kullanıcılar. Buradan cinsiyet, yaş, ebeveynlik durumu ve hane geliri olarak seçenekleri görüyoruz. Ben videomun yaşlılar tarafından gösterilmesini şu anlık istemediğim için bunları kaldırdım. Size örnek olsun diyerek. Ebeveynlik durumunda ebeveyn olabilir, olmayabilir. Pek önemli değil. Cinsiyet de aynı şekilde. Örnek veriyorum, futbol videosu çektiyseniz ve onun reklamını verecekseniz genellikle erkekler izlediği için buradan kadın seçeneğini kaldırabilirsiniz. Ama benim videom kadın erkek için de pek değişmediği için oraya dokunmak istemiyorum. Kitle segmenti buraya da dokunmak istemiyorum. Siz inceleyebilirsiniz. şu kitle görsün, bu kitle görsün diyerek seçebilirsiniz. Anahtar kelimeler. Buradan benim videom ekonomik, enflasyon, indikatör videosu olduğu için bunları ilk olarak yazacağım. Ekonomi, indikatör, borsa, daha sonra Trading View, kripto. Çünkü indikatörler sadece borsada etkili değil, kriptoda da etkili. Bunları yazdım. Konular seçeneğinden de bütün konuları seçmeyebilirsiniz. Yani çektiğiniz video ile alakalı konular seçebilirsiniz. Eğer konunuz futbolla alakalıysa futbol yazabilirsiniz. Buradan futbolla ilgili tüm her şey çıkar. Ama benimkisi ekonomi veya finansla ilgili olduğu için buradan finans alt başlıklarını seçiyorum. Gösterim sayısı azaldı. Çünkü asıl kitleye odaklandık. Buradan da konularımızı seçtiğimize göre yerleşim olarak da bunlardan ayırt edebilirsiniz. Ben buraya da dokunmak istemiyorum şu an için. Burada uyarı çıktı. Birden fazla içerik hedefleme yöntemini birleştirme kampanya performansınızı sınırlayabilir demiş. Bu uyarı çıktıysa birden fazla konu seçmemenizi tavsiye etmiyorum. O yüzden ben bu konuları tekrardan çıkarttım. Çünkü reklam onayında sıkıntı çıkarıyor o uyarı geldiği zaman. Daha önceki reklamlarım bu yüzden onaylanmamıştı. Şu anlık sadece finans dedim. Birden fazla içerik çıkmasını istedim yani. Şimdi gelelim reklam vermek istediğimiz videoya. Reklam vermek istediğim video bu videoydu. Enflasyon ve krizde bile kazandıran en iyi 5 indikatör detaylı anlatım diyerek buradan bağlantıyı aldık. Kopyala yapıştır yaptım. Atlanabilir yayın içi reklam da yapabilirsiniz. Feed içi video reklamı da yapabilirsiniz. Arama kısmında en önde çıkan reklamlardan mobilde böyle gözüküyor. Ya da video önerilerinde de en önde çıkıyor bu reklam. Bilgisayarda da böyle aramalarda çıkıyor. Ve videonun önerilenlerinde çıkıyor. Ben göstermelik olduğu için bunu seçtim. Atlanabilir yayın içi reklam da koyabiliriz. Birazcık ücreti feed içi video reklamına göre daha yüksek. Onu da belirtmek isterim. Video başlığımız yine kampanya adında belirttiğim üzere aynı şey olmak zorunda. Böyle. Hepsi büyük harf olmayacak. Nokta, virgül ya da ünlem gibi işaretler olmayacak. Açıklama kısmında da aynı şekilde nokta, virgül, soru işareti ya da buna benzer işaretler olmayacak. Ben böyle yazdım. Sonunu getirmedim. Yani noktadır, virgüldür, o tarz şeyler yazmadım. Ünlemdir, soru işaretidir. Reklam adına da aynı şeyi verebilirsiniz. Maksimum GBM teklifi yazıyor. Bu maksimum GBM teklifi şuradaki tutar yazılmak zorunda. Buradaki tutarı yazmayınca yine reklamımız öne çıkmıyor. Ya da reklamımız verilmiyor. Son olarak da kampanya oluştur tuşuna basıyorum. Tebrikler, kampanyanız hazır diyor. Kampanyaya devam edin diye seçenek var. Burada onaylıyor musunuz seçeneğine benziyor bu da. Neler yaptığımız burada gözüküyor. Kitle segmentlerimiz seçmedik. Herhangi bir. Demografimiz, tüm cinsiyetler, herhangi bir ebeveynlik durumu, tümhane gelirleri ve şu yaş diye. Konularımız finans, yerleşimler herhangi bir yerleşim. Anahtar kelimemiz ekonomi, indikatör, borsa, kripto vesaire vesaire. Maksimum GBM teklifimiz yani reklam başına en fazla kesici tutar 17 kuruş. Reklam grubu adımız bu. Konumumuz bu. Dilimiz bu. Herhangi bir hedefimiz seçilmedi. Teklif stratejisi zaten değiştirilmiyor bu reklam türünde maksimum GBM. O yüzden hazırız. Kampanyaya devam edin diyoruz. Ve burada uygunluk durumumuz uygun olarak gözüktü. Burada artık yapacağımız tek şey beklemek. Reklamımız onaylandığı zaman maliyet, gösterim ve görüntüleme oranları şeklinde ortaya çıkacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız, hoşça kalınız, görüşürüz.